Merhaba sevgili izleyiciler, dostlar. Şerif Ayar'ın şekil eserini okumaya ve Azerbaycan Türkçesini öğrenmeye devam edelim. Yine öncelikle kelimeleri, ifadeleri, belki biraz grameri inceleyelim. Ondan sonra dinleyelim metni. Başlayalım. Daz, yani kel, dazlak. Uşak, çocuk, körpe, bebek, yavru, anlamına geliyor. Burada bazı kelimeler benzer olacak ama her ihtimale karşı onları da burada tekrarlayacağız. Bıh kelimesi bıyık anlamına geliyor. Pergar pergar pergel anlamına geliyor. Köynek gömlek. Bu üç kelimenin oldukça benzer olduğunu görüyoruz. Sonra yığışmak. Yığışmak toplanmak anlamına geliyor. Udmak Yutmak Tüpürmek Tükürmek Çok az bir fark var Evet bundan sonra Farklı kelimeler Şillelemek Şille tokat anlamına geliyor o yüzden tokatlamaktır Şillelemek Hışmalamak Hışmalamak da avuçlamak Anlamına geliyor Cırmak Cırmak yırtmak anlamına geliyor Evet Arkadaşlar bundan sonra köhne teze. Köhne teze eski ve yeni. Bu iki sıfat Azerbaycan Türkçesinde de yeni var, eski de var. Yani böyle kadim, köhne, eski derler yani. Ama köhne ve teze de çok kullanılıyor. Ve bu eserin bu kısmında olacak. Lüt çıplak anlamına geliyor. Agapak tahmin ettiniz galiba. Beyaza ah derler. Ah bak ben beyaz anlamına geliyor. Sonra köpüş. Köpüş dobiş şişko. Yanaşı yan yana. Cinayet suç. Evet Türkiye Türkçesinde cinayet adam öldürme anlamına gelen bir şey. O da Azerbaycan'da gatil. Gatil cinayeti. Herhangi bir suça cinayet derler. Diyesen. artık bizim tanıdığımız bir kelime galiba. мәtəl qalmaq. мәtəl qalmaq yani şaşırmaq. zəhmətinə həyfım gəldi. zəhmətinə həyfım gəldi ifadəsinin anlamı əməyinə yazık oldu. yani mən üzüldüm bunca əməyə. sinəni bal kimi yalayır. sinəyi bal kimi yalıyor. burada sinəni bir gramer olarak buna dikkat çekmek istiyorum. Sineni yani senin sineni değil, sineyi genel olarak güzel alındı. Evet, alınmak fiilinin böyle bir anlamı var. Olmak, çıkmak. Örneğin güzel oldu, güzel çıktı. Güzel alındı derler. Gözlerinin didesi, gözlerinin bebeği. Allah üçüne Ha, bu da böyle e, çok şükür, Allah'a şükür ne iyi oldu anlamında kullanılıyor. Bu sözler çok karıştırılabilir biliyor. O yüzden ben onları burada ayrıca yine verdim. Ata ve dede baba anlamına geliyor. Baba ise dede anlamına geliyor. Tam karşı. Bunu hatırlatmak isterim çünkü şimdi bu metne e, metni dinledi dinleyeceğimiz zaman o kelimeler çok kullanılacak. Bir de birkaç şöyle bir ifadeler var. ıb ekini hatırlatmak istiyorum ki ıbb eki örneğin gelip ölüp gibi yani gelmiş ölmüş mıştır anlamında kullanılıyor. Bir de ha kelimesi. Ha eliyip çalışırdım. Ya hep çalışıyordu. Hep çalışıyordu gibi böyle bir anlamda. Bir de böyle. Hele ölmemişem ha. Burada ha yani Hala ölmedim ya, hala ölmedim ki. Peki şimdi metni dinleyelim. Buyurun. Babam beni söylediği için hayliyip ondan gisa salmaya çalışırdım. Yattığı yerde bığlarını yolmak, Daz başını şilleliyip kaçmak, Çayının içine tüpürmek, Ayakkabısına işemek, Nedense bunun hiçbirini elemedim. Diesen divardaki şekilden qorxurdum. O mənə elə qəzəblə baxırdı ki, bir gün amansız qisasının yolunu tapdım. Yiəsizliyə salıb şəkli divardan açdım, döşəməyə qoydum, pərgarın ucu ilə gözlərinin diidesini oyub töktüm. Anam məni gəfil cinayət üstündə yaxaladı və necə həyəcanlandısa, uy! əliyib üzünü cırırmış kimi Sifətini xışmaladı. Qorxdum, ağladım. O məni niyə söyür? dedim. Anam məni sakitləşdirib şəkli gizlədi. Dedi, "Babanın elə davranmasına baxma. Seni çox istəyir. Körpə vaxtı lüt soyundurub köynəyinin altından qoynuna salırdı. Boğazını sinənin bal kimi yalayırdı. Sən də maşallah ağabax çox buş uşaq idin." Gorxurdum bir gün hoppeliyib udar seni. Güldüm xeyli. Hoşuma geldi. Amma şeklin gözlerini tökməyə peşman olmadım. Bircə əmimin zəhmətinə hayıfım gəlirdi. Əmim şəkli Moskvada poçtdan böyüttürmüşdü. Neçə gün həsrətlə yolunu gözləmişdi. Belə gözəl alınmasına ürəkdən sevinirdi. Kibrit boyda köhnə şəkli Kitab boyda təze şəkillə yaraşı qoyub baxdıqca baxırdı. Babam da, atam da, anam da, hətta qonşularımız da yığışıb hər iki fotoya maraqla tamaşa etmişdilər. Həm məəttəl qalmış, heyranlığını gizlədə bilməmişdi. Allah üçünə babam şəklinin divardan asılmasını istəmirdi. Diyəsən ölməkdən qorxurdu. Bir gün öz diliyle dedi, Bala, hele ölmemişem ha. Emim onu kucaklayıp kulağından öptü. Garbaçov da ölmeyip dede. Her tarafa şeklini vurublar. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki programımızda devam ederiz inşallah. Şimdi ise bu video hoşunuza gittiyse beğenin, yorum yazın. Görüşmek üzere.